Obezite cerrahisi, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan morbid obez bireylere uygulanabilir. Bunun dışında obezite ile ilişkili olarak oluşmuş bir en az bir tane komorbid durum olduğu hallerde vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyken de uygulanabilir. Eşlik eden bu hastalıklar tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, but hastalığı, eklem hastalığı gibi birçok hastalık olabilir. Günümüzde Amerikan Klinik Endokrinologlar Derneği, Obezite Derneği ve Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi Derneği tarafından yayınlanan yeni kılavuzlarda kontrolsüz tip 2 diyabet varlığında obezite cerrahisinin vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan bireyler için de faydalı olduğu belirtildi. Bu kriterleri karşılayan ve bariyatrik cerrahi geçirmek isteyen hastalar uygun bir aday olup olmadıklarını belirlemek için bir genel cerrahi uzmanı, bir endokrinolog ya da dahiliye uzmanı, bir psikolog ve bir diyetisyen tarafından oluşturulmuş bir ekip tarafından değerlendirilir. Bariyatrik cerrahi için dışlama kriterleri hastaları potansiyel faydalardan fazla olabilecek zararlardan korumak için kullanılır. Bariyatrik cerrahide mutlak olan kontraindikasyonlar sadece ve sadece madde bağımlılığı ve ağır psikiyatrik, psikotik bozukluklardır. Her prosedürün aynı zamanda kendine özgü kontraindikasyonları da vardır. Örnek vermek gerekirse sleeve gastrektomide, yani tüp mide ameliyatında ciddi gastroözofageal reflü varlığı, Barrett özofagus varlığı bir kontraindikasyon olarak kabul edilebilir. Daha önce 60 yaşın üzeri ve 18 yaşın altı olan hastalar bariyatrik cerrahi için kontraindike kabul edilmekle birlikte günümüzde birçok merkezde hastanın kronolojik yaşından öte hastanın fonksiyonel yaşı göz önünde alınmaktadır. Amerika'da 60 yaş üzeri ve 18 yaş altı ameliyatlar yapılmış olup çalışmalarda yaşam kalitesinin bu hastalarda da arttığı gösterilmiştir.